Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Neyi bulmuşsan onu arıyordun. Hayır bunu aramıyordum diyemezsin. Şuursuz onu arıyordun. Bulduğun aradıklarındır. Allah Celle Celaluhu birisine hayır murat ettiği zaman onu hayırla meşgul eder. Başka? Filmlerin içerikleri net değil. Mesela tahrik eden filmlerin içerikleri net değil. Böyle şeyler var ya, böyle diziler. Sonucu vermeyen film, sonucu vermiyorlar, tamam, böyle dizilerde vesairelerde. Sonucu senin zihnin bulsun diye yapmışlar, yer bırakıyorlar. Bazı filmler, çoğu filmler yani, bir aktör gibi bir şey varıyor gibi ama filmlerin içeriklerinde sonuç, bazı şeyler sende uyandırıyor, sonucu yok. Sonucu olmamasının sebebi, sen zihinle onunla meşgul olasın, zihin onu bulsun diye. Yani filmden sonra kafanı meşgul ettiriyor ki sonucunu sen bul diye. Yani tekrar film bitti ama kafanda hala devam edip çözmeye çalışıyor. Mesela onlardan bir tanesi dövüş sahneleri. Çocuklar sokağa çıktıkları zaman ne seyretti içeride, onu devam ettiriyorlar. Kılıç alıyor, bilmem ne yapıyor, karate yapıyor. Çünkü sonucu yok. Seni düşünce macerasına sürüklüyor. Yani o haftalık diziler. Film sonunda bitse kafanda da biterdi. Ama film içeriği bitmediği için kafan hala çözüme odaklanmamış. Böylelikle seni bağlamış. Başka? Bir şey ucuza ve çabuk ve kolay elde edilirse pek kıymeti bilinmiyor. Bir daha. Bir şey ucuza ve çabuk ve kolay elde edilirse pek kıymeti bilinmiyor. Sihat bunlardan başındadır. Elimize geçmiş, kıymetini bilmiyoruz. Ne zaman hasta olursak o zaman anlıyoruz. Sihat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve fakirlik eğiticidir. Ahirete iştiyaklı olanın onun yolunda olanlara müştak olur. Ahirete isteyen samimi olanın samimi olanlarla beraber olur. Yani Galatasaray'ı tutanlar, Fenerbahçe'yi tutanlarla nasıl birlik oluyorlar? Çünkü aynı şeyi tutuyorlar. İşte ahireti esas alanlar da ahireti esas alanları sever. Hizmeti sevenleri severler. Hizmeti yapanları sevmemek ve hizmeti sevdiğini iddia etmek, bu dava değildir, iddiadır. Ahirette pek ilgisi, Allah ile pek ilgisi olmayanın onun yolcularıyla da işi pek olmaz. Adem Aleyhisselam bu dünyaya mükafatlanmadı. Cezasını çekmeye geldi. Biz de ceza mı çekiyoruz? Hayır. Niye? Çünkü anne karnında şuurumuz yoktu. Uykuda olduğumuzdan çekebildik anne karnını. Nasıl çektik 9'a? O sıkıntı dar. Nasıl çektik orada? Nasıl kaldık orada? Şuursuz olduğumuzdan. Eğer şuurlu olsak çekemezdik o 9 ayı. Dünyada da ahiret, bak, dünyada da ahiret şuurlu olsaydı burası da çekilmezdi. Dünyada da ahiret şuurun olsaydı burasını kabul edemezdik. Orayı isterdik. Anladık mı burayı? Bir daha.
Anne karnında 9 ay kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Şuursuz. Bu ama rahat değil mi şuursuz olduğu için? Biz bu dünyada rahatız. Yani sıkılmıyoruz, ahirete gitmek istemiyoruz. Çünkü ahiretin şuuru yok. Ve az var. Hasan abi, özür dilerim. Şuura ne demek gerekir? Yani şuuru... Ne demektir? Evet. Dimağın 7 mertebesi var. Tamam mı abi? Evet. Sen öyle geçer misin? Daha iyi vereyim. Gel. Aşağıdan yukarıya. Bu 7 mertebenin İnsanda cem olma haline şuur denir. Gördün mü abi? Bu birinci şuur. Buna birinci şuur, ikinci şuur aşağıda, kalpte. Bunlar şeyle alakalı, hafızayla, beyinle alakalı. Beyin değil, dima. Dima lazım. Beyin dersek basit olur. Dima lazımsız. Dima 7 mertebesi, soğan kabuğu gibi, şuur bulan. Şimdi, eğer şuurlu ol, eğer şuurlu olsak çekilmezdi. Ahiret şuuru. Dünyada da ahiret şuuru olsaydı burası çekilmezdi. Ondan yani ahiret şuuruna ve uyanıklığına nazaran dünya uyku denmiş dünya hayatına. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyku demiş. Uykudasınız, ölünce uyanırsınız. İnsanlardan beklentilerin azaldıkça o kadar rahat olursun. Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak. Beklentiyi nasıl yıkacağız? Bir daha. Eşinden, aşından, işinden. Beklentin ne kadar az olursa o kadar rahat edersin. Tamam, herkes bunu biliyor. Nasıl yapacağız peki bunu? Beklentin ya terakki ederek anlayışın artacak ya da mecbur olduğundan. Yani insanlardan beklentiyi nasıl yapacağız? Ahirete şuuru artıracağız. Neye benziyor? Usta diyor ki bir eve imani bir ahiret hükmederse o evde küçük bir cennet olur. Kavga olmaz. Bir eve imani bir ahiret inancı, akidesi hükmederse sıkıntı olmaz. Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Kavga haddini bilmeyip hududunda kalmayanlar da olur. Abi sen kadınlara çok hak veriyorsun ama ya. Yok, her öyle bir şey demedim. Onlar da öyle diyor bu dersi yapınca. Ha? Allah'ını terk eden seni mi terk etmeyecek? En mukaddesatına ihanet edenin daha düşük şeylere ihanet edeceği bir dilidir. En mukaddesi namazı terk edene, ahiretini kenara koyana seni 10 defa kenara koyar. Kardeşim hayvanlar ilmi hal veya İslami hukukuyla idare edilmedikleri halde, kardeşim hayvanlar ilmi halle veya İslami hukukuyla idare edilmedikleri halde yuvalarını nasıl koruyor ve yek diğerleriyle ayak içindeler. Değil mi? Yuvasını nasıl koruyor? Köpek, kuş, hepsi
Yani bunlar innihal yok. Hak hukuk dedin ya, kadın erkek ya, Allah hak veriyorsun. Kuşlarda böyle bir şey yok ya. Yani. Bak nereye bağlayacak? Nasıl ayet içindeler, beraberler? Balkondan seyrediyordum, seyrediyorum bak. Kedi ağacın başındaki bir karganın yuvasına yaklaşmaya kalkınca cumhuriyetçi ve ümmetçi olan diğer kargalar, karga efratları nasıl bir olup hücum ettiler görecektiniz. Benim dershanenin önündeki binada oldu, ağaçta oldu. Karga yuvasına kedi yükseliyordu. Kedi yükselmeye başlayınca, gücü yetmeyince bağırınca ümmetçi ve cumhuriyetçi olan kargalar yüzlerce birikti. Görecektiniz. Oysa kargalar Müslümanın kardeşidir, inançları da yoktu. Niye koştu karga? Kargalar İslam Müslüman mıydılar? Hayır, kafir miydiler? Değiller. Hani Müslüman da Müslümanın kardeşidir. Bu inançları da olmadığı halde. Sonra kendime sordum. Bugün ona, yarın bana şu urunu kargalar hangi hukuk, fıkıh ve tefsir okudukları için bildiler? Bugün ona, yarın bana bu şuurunu hangi tefsir kitabından aldılar? İnsanın kendini keşfetmesi zordur. Ama bunun için doğmuştur. Keşfetmek istediği şeyin kendisinin olduğunu anlamasıyla keşfedecektir. Keşfedilecek kendisidir, keşfeden de kendisidir. En çok yabancı insan kendisinedir. En çok korktuğu kendisiyle tanışmaktır. En çok rahatsız olduğu kendisiyle yaşamaktır. Tanışmak istemiyor kendisiyle. Bunun birinci yolu, ya düşüncelerini bedenine yaptıracaksın, yapamazsan bedenin ruhuna arzularını yaptıracaktır. Ya ruhun arzularını bedenine yaptıracaksın, ya da beden arzularını ruha yaptıracaktır. Başka bir yerde okuyacağım, keseceğim. Soru sorabilir miyiz hocam? İşini bittikten sonra. Evet, sor. Kadınla erkek eşitliği konusunda ne düşünüyorsunuz hocam diye sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin de cevap şey değil. Çok basit değil. Bak, Allah herkesi farklı fıtrata yaratmıştır. Şimdi fıtratta eşitlik yoktur. Adalette eşitlik vardır. Eşitlik fıtratta olsaydı, o zaman sığıra ot verdiğin gibi köpeğe de ot verecektin. Nedir o? Fıtrata uygun hayat vermektir. Sen çocuk emziremediğin gibi için, basit olmadığın gibi, kadın erkek olmadığı için de düşük değildir. Peki nedir? Her fıtrat kendisini icra etmesi onun hürriyetidir. Ve eşitliğidir. Eşitlik değildir. Adalet vardır. Adalet de hak sahibine hakkını vermektir. İki tane masamda biri açık biri kapalı. İkisi de açık olunca da bilgisayar vardı benim masamda. Bak çok iyi, bu da şey. Bilgisayarım, iki tane bilgisayar var bende. Yani bazen tamire götürüm ve ders atarken site yetmiyor. İkisi de açık bak şimdi. İkisi bilgisayar açık. Mouse'ları burada duruyor. Birisinin ekranında iş yapacağım. Elimi bir mouse'a attım. Hiçbir iş yapamıyordum. Meğer diğer bilgisayarın mouse'unu bunun içine girmek istedim. Bunun bilgisayarın mouse'uyla bunun içine girmek istedim. Mouse içeriye girmektir. Tabii ki yapamadım. Çünkü diğer laptopun mouse'uyla bunu inşa etmek istedim. Aynı bunun gibi. Dünya mouse'uyla ruhu inşa, dimaiya edemezsiniz. Bir şey sorabilir miyim?
Bir dakika, aklımdan çıktı. Dünyayı dünyada inşa olurken ahiret derinliğiyle, bütünüyle kamiliyet yavaş yavaş geliyor değil mi? Evet. Kademe kademe, evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kız evladı rahmet, erkek evladı nimettir demiş. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder. Bak, Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder, rahmet için ödüllendirir. Yani çok enteresan abi ya. Çok enteresan. Kız nimet. Nimet. Rahmet ödüllendiriliyor. Evet. Nimet sorgulanıyor mu? Yok, biri rahmet sorgulanacak, nimet okuyayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kız evladı rahmet, erkek evladı nimettir. Allah Celle Celaluhu rahmeti için sorgu sual eder, rahmet için ödüllendirir bir de. Devam ediyor, orada durdu.